Peki hanginizden başlayalım? Burada adet üzere ben en son incileri sunuyorum. Benim inciler de gene de patlatılıyor. Kalanları ben toparlıyorum. Kim önce? Tamam, ben Adem'lik bu hafta Adem'liği ben yapayım. Yani. İncilik bir hikaye değil çünkü. Gözlerden kaçmasın. 15 Temmuz gecesi Boğaz Köprüsü'nde oğluyla birlikte öldürülen Erol Olçok'un eşi Nihal Olçok hafta içinde Twitter'dan çok anlamlı paylaşımlar yaptı. Bu bir iki yerde haber olarak gördüm ama gözden kaçmaması gereken şeyler var. Nihal Olçok işte Gülen cemaati üyeliğiyle, FETÖ üyeliğiyle suçlanan ve savcı tarafından takipsizlik verilen Fettah Tamince'yi, Star Gazetesi'nin eski patronlarına Fettah Tamince'yi hedef alan tweetler attı ve sözüm ona ilk tweetlerinde savcıları suçlayarak neyin pazarlığını yaptınız, 250 şehidin kanını neye sattınız dedi. Bazı işte takipsizlik kararlarını eleştiren bir tweet olarak yorumlandı bu. Ama orada kalmadı Nihal Olçok ve sonra şöyle bir tweet attı. Fettah Tamince'nin AKM ihalesini aldığı Erdoğan'la birlikte görüntüleri ve haberi paylaşarak ihale verirdi. Bu mudur? Neyle takas ettiniz? Dedi. İhale verirdi. Bu mudur? Neyle takas ettiniz? Ben çok net ifadelerle söyleyebilirim. Nihal Olçok o tweetiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fethullah Tamince ya da başkaları arasında, başka şüpheliler, sanıklar arasında bir 15 Temmuz üzerinden takas ve pazarlık yapıldığını ima ediyor. Bence bu tweetin hedefi direkt olarak Erdoğan'dır. İhaleyi veren Erdoğan çünkü. İhaleyi veren Erdoğan. İhaleyi o savcılar vermedi. İhaleyi vermesini eleştiriyor ve bir takastan söz ediyor. Bence bu ikinci tweetten sonra 250 şehidi neye karşılık sattınız, kaça sattınız sorusunun muhatabı da direkt olarak Erdoğan olarak ortaya çıkıyor. Erdoğan'a resmen savaş açıyor. Bayrak açıyor. Kesinlikle. Ben şeyi söyleyebilirim, bir şüphemi söyleyebilirim. Daha önce sanıyorum dile getirdim. Son dönemde Erol Olçok'la Erdoğan'ın arasının iyi olmadığına dair çok fazla şey konuşuluyordu. Eğer Erdoğan, Erol Olçok ve oğlunun Boğaz Köprüsü'nde öldürülmesi olayının üzerine gitmiyorsa burada karanlık bir nokta var gibime geliyor deyip kapatayım. Peki, o zaman Doğan oradan itibaren incilere devam etmiş olalım senden. Cevheri sanki bir şey söyleyecekti. Aynen. Ya Cevheri. şöyle Erol Olçan eşi bu çocuğu ve oğlunun öldürülmesi sonra onu öldüren kişinin de böyle hemen o gece bulunup infaz edilmesi, öldürüldüğünün açıklanması ile ilgili şüpheleri var. Bununla ilgili bir röportaj vermişti. O çok önemli bir şey. 15 Temmuz'daki bu mihenk taşlarından bir tanesi onun o olayın çözülmesi. Evet, Evet, evet. kesinlikle. Ben başından beri öyle olduğunu düşünüyorum. Evet. İnfaz edenin de infaz edilmesi. Evet, peki. Buradan itibaren devam ediyoruz. Doğan. Evet, geçen haftanın belki incisiydi. Adıyaman'da vali, milletvekilleri, rektör, belediye meclisi üyeleri bütün il protokolü sıra halinde saygı duruşunda bekliyorlar. Kime? Bilal Erdoğan gelecek diye bekliyorlar. Cumhurbaşkanı oğlu Bilal Erdoğan. Vali, milletvekilleri, rektör, belediye başkanı ve il protokolün tamamı Ama Bilal Bilal Erdoğan'a. Erdoğan'ın da az bir titri yok. Okçular Cumhurbaşkanı. Federasyonu yok. Okçular Federasyonu başkanım ne bir şey o? Dur. Okçulukla ilgileniyor. Onun okçuluğun bir şeyi o Bilal Erdoğan. Evet, Okçular Federasyonu başkanı. Bir başka ince Kronos'a haber olarak Selahattin Sevi güzel bir başlıkla vermişti. Onu hatırlatmak isterim. Erdoğan Ankara'daki mitingde dünyanın en büyük ikinci fıskiyesi Ankara'da Ya açıklaması yapmış, dünyanın en bildirisi büyük ikinci yapmış. ekonomisi, dünyanın en büyük ikinci demokrasi gibi şeylere kulaklarımız Batı dünyasına Ama alışık çok ama. güzel. Yani başka bir şey söylemeye gerek yok herhalde. Dünyanın en büyük ikinci fıskiyesi Ankara'da. Elhamdülillah, Evet. elhamdülillah. Bu bence haftanın incileri için iyi bir örnekti. Zeynep Altıok güzel bir tweet paylaşmış. Terörist saldırı sonrası Yeni Zelanda ulusal yas ilan etti. Bayraklar yarıya indirildi. Konser ve partiler iptal edildi. Avustralya'da ölenlere saygı
ve başsağlığı için bayraklar yaraya indirildi. Türkiye'de miting meydanlarına vahşetler izletip halktan oy istendi. Toplum bunu görüyor. Görüyor da anlamıyor ya. Görüyor. Evet, görüyor. Bir realiteyi göstermesi bakımından önemli. Harika, tabii. Çok önemli. Evet, kesinlikle. Murat Ağırel, gazeteci Murat Ağırel bir tweet paylaşmış. Yeni Parti sanıyorum. Sempatizanı ya da üyesi. Ama bir tabloyu göstermesi bakımından önemli. Yani Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın bütün adayları Millet İttifakı'nı PKK ile işbirliği içerisinde göstermek için çaba sarf ederken diyor ki AKP'li Batman Sason Belediye Başkan adayının PKK'lı iki kardeşi çatışmada öldü. Yeğeni Kuşadası'na bombalı eylem yapıp 10 turisti öldürdü, kaçtı. Kandil'e çıktı. Ağabeyi ve diğer yeğeni hala PKK'nın dağ kadrosunda. HDP Batman'sa sonunda aday çıkarmadı. Şimdi buradaki tablo şunu göstermesi bakımından önemli. Ne var bunda? Evet, ne var bunda? Hiç kimse kardeşi, ailesi, üyeleriyle yargılanamaz. Bundan dolayı eleştirilemez. Adaylığıyla ilgili bir eleştiri getirilemez. Ama AKP'liler il meclisi adaylarından söz ettikleri için bence Batman Sason Belediye Başkan adayının profili kendi iç mantıkları açısından önem kazanıyor. Cem Toker bir tweet paylaşmış. Finlandiya'da kişi başı milli gelir Türkiye'nin en az 5-6 katı, yaklaşık 47 bin dolar. Cumhurbaşkanı tarifeli seferle ekonomi sınıfında Türkiye Cumhuriyeti'ne geliyor. 8 bin dolar milli gelirle, kişi başına düşen milli gelirle avlanan Türkiye Cumhuriyeti'nin iki bakanı Yeni Zelanda'ya 300 kişilik bir uçakla, 300 kişilik bir uçakla gidiyorlar. Özel uçak, evet. Taziye'ye özel uçakla gidiyorlar. Neydi? İsraf, ne olmaz diyordu Erdoğan? İtibardan tasarruf olmaz. İtibardan tasarruf olmaz. Evet. Bununla ilgili yorumsuz başka bir tweet gördüm. İki AKP'liyi Yeni Zelanda'ya götüren özel uçağın yakıt masrafı 1 milyon TL'ymiş. Tarifeli uçakla gitseler 28 bin liraya gidip dönebilirlerdi diyor. Finlandiya Başbakanı gibi. Değil mi? Evet. Benden bu kadar. Evet. Evet, Cevheri, senin incilerini dinleyelim. Ya ben bu hafta en çok dikkatimi çeken şey Turgay Güler'in Ekrem İmamoğlu'nu programa çıkarıp rezil edeyim derken rezil olmasıydı. Muhtemelen de seçimlerden sonra işini kaybedecektir, onu da söyleyeyim. İkincisi Berat Albayrak'ın bir açıklaması, ya daha doğrusu iki açıklaması vardı bu hafta. Bir tanesi böyle şiveli bir şekilde konuştuğu bir korkunç açıklaması vardı. Cemil, orada onu şimdi bir ekrana getirelim dilersen, arkasından senin yorumunu alayım. Evet, şimdi ekrana geliyor. Ağustos, Eylül, Ekim aylarında bol bol döviz alıp 6 liradan 7 liradan, niye? Dolar 10 lira olacak ya, 15 lira olacak ya, 6 liradan 7 liradan toplayalım dolarları, 10-15'e satarız. Sonra ne oldu? Dolar düştü 5 liraya. Şimdi bunlar kara kara düşünüyor. Eyvah eyvah. Ne yapacağız? Şöyle bir kriz çıksa da, bir füze yağsa da, şu olsa da, bu olsa da, bir dolar yükselse de, bir satsak da, bir kar etsek. Çok beklersiniz. Hele de seçimden sonra daha çok beklersiniz. Evet, o videoyu izledik. Evet Cevheri, kaldığımız yerden devam edelim. Ne diyorsun? Yani bilmiyorum, hani bazı mesela Sakıp Sabancı ya da Demirel vesaire böyle Anadolu şivesiyle konuşurlardı, böyle bir sempati oluştururlardı. Böyle bir ders alıyor herhalde Berat Albayrak. Yalnız bu ya biraz, başka biraz bir şey. Kayınpederi gibi konuşmaya çalışıyor. Biraz da ama böyle bu kahve ağzı ama ya. Bu başka bir bu şey bu. Bu çok korkunçtu gerçekten, yani izlerken şey. Tahammül edemiyorsunuz sonuna kadar. Çok ya kötüydü. Orada sadece şive yok, beden dili korkunç. Gerçekten evet. Tahammül edilemez beden dili. Yani. Bir de böyle aşağılama üslubu var böyle, çok kötü hakikaten. O birincisi oydu. İkincisi de Eylül ayında enflasyonu tek haneye indireceğini söylemiş. Bu da bana çok komik geldi açıkçası. Yani reel enflasyon %30, mutfak enflasyonu daha böyle korkunç. Bütün uluslararası kuruluşların açıklamaları vesaire. Hatta kendi Türkiye'deki devlet kurumlarının projeksiyonları ortadayken Eylül ayında bir anda böyle 30'lardan 6'lar mucizesi falan, bu hangi kafayla söylüyor? Kağıt üstünde yaparlar canım. Olabilir. Üçüncüsü de Arınç'ın bir açıklaması bana şey geldi, ilginç geldi. Bir tane kitap yazdı Bülent Arınç, Küçük Erbakan diye. Bu kitapla ilgili bir röportaj vermiş Habertürk'ten Kübra Para. Diyor ki biz Müslümanların yaşadığı hayat çok İslami değil.
neredeyse bir Müslümanları gör kaç diye maniler söyleyecek hale geldik diyor. Yani nasıl geldik? Senin buradaki payın neydi vesaire? Bu da bana ilginç geldi. Evet, iyi söyledin Ceyhun. Güzel. Harika. Evet, maalesef o noktadayız. Evet, ben kendi incilerime şimdi başlayayım. Bu seçimler arifesinde siyasal İslam'ın artık iğrençliği diyeyim, artık iyice dip yaptı. Şimdi camileri stüdyo yaptılar. Ekrana da onun fotoğrafını getiriyoruz. Minareleri de billboard yaptılar. Bu kadar olay düştü. Bu kadar düştü, bu kadar vıcık vıcık bir hale geldi. Bunu söylemiş olalım. Berat Albayrak konuşmasını patlattın Cevher'i, elindeki incini. Ondan sonracıma ama Doğan da patlattı o Cem Toker açıklamasını. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun benim yayında biraz konuştuk ama benim idamımla ilgili Kılıçdaroğlu'nun kanun getireceklermiş. Getirmezseniz namertsiniz. Oy vermezsem namerdim. Ya hakikaten insanın ağzından çıktığını kulağı duymaz mı ya? Senin oyların da Selahattin Demirtaş şu anda hapiste. Yani milletvekillerinin dokunulmazlığını kaldırttın. Şimdi de diyorsun ki ya idama da getirin, onu da imzalayacağım. Yani idam ettireceksin herhalde. Sen geri kalanını da idam ettireceksin. Kendince aslında niyeti o değil bunu söylerken ki, ama ya insan ne dediğinin de bir farkında olmalı. Bu da inci olarak oraya girdi. Efendim? Bir sonraki adımda şunu bekliyoruz ama Kılıçdaroğlu'ndan. İdam cezası gelirse geriye yürümez ama ben işte onu geriye yürüteceğim falan diye bir açıklama bekliyoruz. Evet, onu da yapabilir. Evet, maalesef. Ya bu biraz hani Kılıçdaroğlu'nun biraz safiyeti de var ha, biliyor musunuz? Yani ne dediğinin farkında. Aslında niyeti o değil ama işte laf oraya kadar gidiyor. Zeytung'un bir haberi var. Şimdi Erdoğan bu talimat verdim dedi ya televizyonlara, bu şeyde dinozorların işte o parkta konuşurken işte talimatı verdim meselesi, yayınlayın bu barajları meselesi. Talimatı yanlış anlayan CNN, Türk, TRT, ATV, A Haber, Kanal D, Show TV, NTV ve Habertürk aynı anda Jurassic Park yayınlamaya başladı. Güzel. Bir başka Zeytung, ama buna ben çok güldüm. Ahmet Özal, benim babamı Mansur Yavaş öldürdü. Devre sürece bağlı olarak sürekli babamı filanca en son FETÖ öldürdü diye ifade etmişti. Duruma ve konjektüre göre Ahmet Özal bu sefer de, tabi bu Zeytung öyle bir şey demedi ama benim babamı Mansur Yavaş öldürdü yakışıyor. Peki onun dışında Kurtulmuş, Numan Kurtulmuş'un bir açıklaması vardı. Belki polis caddeyi açmadığı için protesto yapıldı ama ezan okununca susmaları gerekirdi diye vaziyeti ufak kurtarıcı bir açıklama yapmış. Yani bu geçen hafta konuştuğumuz konu, kadın haftası, Dünya Kadın Günü münasebetiyle o protesto meselesi, ezanımıza saygı hakaret ettiler bilmem ne, en son Kurtulmuş. Ama diyor ama susmaları gerekir. Sana ne? Yani orada susmadıysa yani bu nasıl bir suçtur? Yani sen bu makamda biri olarak yani bunu niye ağzına dolarsın? En azından susmaları gerekir. Sana ne? Evet, bu da bu böyle. Bir başka AKP literatüre yeni kavramlar kazandırdı bu dönemde. Eksi büyüme, varlık kuyruğu, varlık fonu, fiyat değişimi zam yerine. Şimdi Erdoğan'ın açıklaması oldu. Bu sene eksi büyüyeceğiz demişti. Yani küçüleceğiz demiyor. Eksi büyüyeceğiz ifadesi de. Ama halk da herhalde mevzu etmiyorken Demirel'in bir sözünü bak şimdi hatırlattı. Biz eskiden Bulgaristan'dan elektrik alıyorduk. Şimdi onlar bize satıyorlar gibi ifadesi vardı. Bu da Erdoğan'da bu sene eksi büyüyeceğiz diyerek vatandaşı yine büyüyecekmişiz gibi bir, herhalde vatandaşı kendi AKP tabanının öyle anlayacağını düşünüyor. Bilmiyorum, belki de öyle anlıyor, bilmiyorum, o konuda yorum yapmayayım. Ama Erdoğan bu tür şeyleri çok kullanıyor. Tayyip Aga'nın harika iki tane tweet'i vardı sosyal medyada. Tayyip Aga diyor ki bu şey arkada dinozorlu o parkın açılışında, demokraside özlediğimiz çağı yakaladık diyor dinozor görüntüsünün önünde Erdoğan'ı. Ve ikinci bir Tayyip Aga tweet'i,
Seçim zamanının geldiğini nasıl anlarsın? Yerli otomobilimiz göklerde, müjde petrol bulundu. Ulan Sayın Netanyahu törenlerde gözyaşlarını tutamadı. Belki buna Haçlı İttifakı ilave edebilir. Beka meselesi, domates, patates, soğan lobisi, terörü hepsine ilave edilebilir. Tipik Erdoğan seçim öncesi söylemleri. Evet, bendeki incilerde bundan ibaret. Ama dur, bir artı incim daha var. Bir saniye arkadaşlar. Dikkatimi çeken, bunu söylemeden edemeyeceğim. Şimdi AKP'li Afyon Belediye Başkan adayı Mehmet Zeybek. Dikkatinizi çekti mi? Bir televizyon kanalında diyor ki Aile Bakanı, dönemin Aile Bakanı Fatma Şahin, şu anda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı, bana FEÖ imamını işe alınması için gönderdi diyor. Müdahale etti diyor. Böyle bir şeyde bulundu, açıklamada bulundu. Şimdi bu noktadan hareketle hemen küçük birer cümle görüşünüzü alayım. Şimdi yardım ve yataklıktan Fatma Şahin için bir çanlar çalar mı? Bugün olmazsa yarın. Ya çalmasın yani, hakikaten de böyle yani tamam, bu sebeple haksız biçimde insanlar yargılanıyor ama böyle bu öfkeyle de bir tane daha AKP'li böyle yargılansın falan, hani yargılanmasın, bu suç değil ki, AKP'li için de suç değil. Hiç kimse yargılanmasın. İçin de suç değil. Yani evet. Yani bu, buna bazen böyle sosyal medyada da destek oluyor. İşte senin de çocuğun okula gitmişti, kursa gitmişti falan gibi böyle isim ifşaları falan. Ya bu suç değil yani. Başkalarını da suçlayamazsınız böyle. Sizin için suç olmadığı gibi. Ben biraz farklı düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim. Daha önce bu ifadelerle söylenmişti. Eğer Gülen cemaatine sempati beslemek ya da destek vermek suçsa, terör örgütü üyeliği ve sempatizanlığıysa, AKP'nin, Bülent Arınç söylemişti yanlış hatırlamıyorsam, yarıdan fazlasının işlem görmesi gerekir, yargılanması gerekir. Umarım bazı mahkemeler AKP'lilere ulaştırırlar bunu. Yaptıkları şeyin kendilerine döndüğünü görürler. Evet, ben bu şeye katılıyorum. Eğer Gülen cemaati üyeliği ya da Gülen cemaati iltisakı suçsa, AKP'lilerin yarısının yargılanması gerekir. Mahkemeler umarım onlara doğru ulaşır. Evet, yani bu geçen hafta da benim 30 dakika programında hakim, İhraç hakim Ramazan Faruk Güzel'di konuğum. O da meseleyi hukuki açıdan, aslında yasal açıdan, mevcut mantalite açısından ele aldığında şunu da ifade etmişti. Eğer şu anda AKP'nin ortağı olan derin devlet yapılanması, yani AKP'yi bitirmek istediği an, kendi uyguladıkları yöntemle AKP'yi bitirmek için o kadar çok ellerinde malzeme var ki. Bunun siyasi uzantısı meselesi. Çok rahatlıkla hepsini takır 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 hepsini içeri doldurabilirler ve ona da müsait. Şu anki yargının bütün uygulamaları bundan sonra yapacaklar açısından da ona çok müsait. AKP eğer ortakları iyi geçinmezse iyi günler onları beklemiyor. En azından yakın zamanda böyle bir durum var. Arkadaşlar, teşekkür ediyorum bu değerli katkılarınız için. Cevheri, sana da ayrıca teşekkür ediyorum. 30 artı dakika izleyicilerini bu hafta boş bırakmadın. Adem'in yerinde sen vardın. Özellikle o bomba haberin için tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hem güzel sözleriniz için hem de keyifli bir program oldu. Çok sağ olun. O zaman haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Hoşçakalın.